Peki bakalım, herkese bir kez daha merhaba. Ben Geveze ve şu anda sizler görmüyorsunuz ama kucağımda Ponçik'le beraberim an itibariyle. Bilgisayardaki hareketlenmeyi görünce dayanamadı, geldi. Evimiz oldukça kalabalık. 4 kedi, 1 köpek, 2 oğlan, bir de biz yaşıyoruz bir apartman dairesinde. Dolayısıyla ev heyecanlı. Peki bütün bunları niye anlattım? Bu bugündü. Ama aslında biz yavaş yavaş geleceği yaşamaya başladık. Şimdi gelecek deyince benim aklıma sadece geleceği anlatan, gelecekle ilgili Türkiye'de ilk bilgileri veren insan Ufuk Tarhan'dır. Şu anda hattımda. Ufuk Tarhan, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Her şeyin iyi olduğunu sesinden anladım. İnşallah da öyle devam etsin. Evet ya, hakikaten. Hep şey diyordunuz ya, ben çok denk geldim konuşmalarınıza. Gelecek çok yakında gelecek gibi, böyle biraz klişeleşmiş ama çok iddialı sözleriniz vardı. Vallahi geliyor galiba. Gelecek geldi mi? Geldi. Ne yani, pat söyleyebilir diyorsunuz. Pat diye içine girdik hakikaten. Ben de merak ediyordum, ne zaman gelecek bu söylediğimiz şeyler, ne zaman olacak diye. Nasıl olacağını, neyi tetikleyeceğini açıkçası bilemiyorduk. Hani genel olarak savaşlar, bir takım doğal afetler ama daha çok insanların birbiriyle savaşları bu tür şeyleri tetikliyordu. Hiç bilmediğimiz bir yerden çıktı bu sefer tetikleyici kriz. Daha doğrusu daha önceki yıllarda da olmuş dönemlerde de, ama bu seferki oluş biçimi, yani bir anda bütün dünyayı kapsaması, bir anda bütün dünyanın ortak bir düşmana karşı savaşması. Ondan önce hep birbirimizle savaşmayı daha becerebiliyormuşuz. Şimdi ilk defa tamamen, o yani bir dünya savaşı var şu anda gerçekten, ama birbirimizle değil, ortak bir savaşa karşı. Çok enteresan, çok test ortamı gibi bir şey yaşıyoruz. Şimdi ilk önce kişiler endişeli, yani herkes endişeli, şirketler endişeli. Biz podcast'i Blue Chip Home Club dinleyicileri için yapıyoruz. Gelecekte iş modelleri de değişecek mi? Tabii, zaten şu anda da değişmeye başladı. Değişeceğini de aslında hissediyorduk. Yani gelecek bayağı böyle kuvvetli ayak sesleriyle söylüyordu bize. Diyordu ki ben işte uzaktan çalışacağız artık, her yer iş olacak, her yerden işimizi yapabileceğiz. İşte yapay zeka robotlar bize yardımcı olacak. Bu kadar gayri insani çalışmamız, yaşamamız gerekmiyor. Bütün bunlar otonom cihazlar olacak. Bir takım yeni sağlık ve çevre sorunlarımız olacak. Onları da şöyle şöyle halletmemiz lazım falan gibi. Gelecek aslında bas bas bağırarak, paldır küldür ayaklarını vurarak nasıl geleceğini söylüyordu. Dolayısıyla büyük sistemsel değişiklikler beklenmiyor değildi de, bir anda hemen neredeyse bir günde, bir haftada içine girivereceğimiz pek tahmin edilmiyordu. Çok büyük, çok ama çok büyük sistemsel değişiklikler olacak her ölçekte. Yani bunlar kehanet değil aslında. Uzunca süredir üzerine çalışılan senaryoların dediğim gibi birdenbire hayata geçiş sürecine biraz şaşkınlıkla bakışımız. O değişim algısından ve değişiklik durumundan doğal olarak rahatsızlık hissetmemiz. Bunlar çok insani duygular. Şimdi belki bu karantina aslında bir taraftan bizi virüse karşı koruyor, korunmaya, etrafımızdakileri korumaya çalışıyoruz ama aslında bu dehşetli adaptasyon sürecini de daha yumuşak ve daha tempoyu, vitesi düşürmüş olarak geçirmemizi sağlıyor. Ya şimdi ben bunu anlıyorum. Böyle herkesin kafasında onlarca kurgulanan senaryo var. Şimdi biz bir kapitalist dünyada yaşıyoruz. Bir kere eğri oturalım ve doğru konuşalım. Yani yaşadığımız sistem kapitalizm. Kapitalizm de diyor ki daha çok. Yani evet. Daha çoğu siz nasıl dağıtırsanız ve hangi cümlenin içinde kullanırsanız. Ancak doğa da diyor ki daha iyi. İnsan tanısını söylüyor. İnsan da, ya da insana da iyi gelen daha çoktan daha fazla daha iyi. Peki nasıl dönüşecek daha çoktan daha iyiye dünya? Şöyle dönüşecek.
Yani kapitalizmi yapan da bizdik. O zamanki koşullar, bir zamanın ruhu diye bir şey var ya, hani Zeitgeist izlemiştik hepimiz, çok evet, etkilenmiştik. Şimdi zamanın ruhuna göre bu söylemler, doğru ve yanlışlar değişiyor tabii ve değişmeli. Şimdi o kapitalizmi yaparken de insanlık bunu iyi bir sistem olur, bizi çözer zannetmişti. Olmuyormuş öyle, çünkü birdenbire aşırı bir enerji bağımlılığı çıktı. Şimdiki bu zamanlara gelirken de görüyoruz ki aslında biz enerjiyi havadan, sudan, işte rüzgardan, doğal kaynaklardan sağlayabilirmişiz. Daha farklı yaşam biçimlerini oluşturabilirmişiz. Kendimize de bir takım teknolojik yardımcılar da yaratıyoruz. Dolayısıyla biz bu sistemi dönüştürebiliriz sancısı var aslında ve dönüştürmeliyiz isteği var. Şimdi bu para dediğimiz ve bizim bütün değerlerimizle değiştirdiğimiz manasız şeyi de artık istemiyoruz, sevmiyoruz. O kadar çok şey giyip yemek yediğimiz hasta ediyor, giydiğimiz bütün dünyayı hasta ediyor, evreni hasta ediyor. Yani bir saçmalığın içine düştüğümüzü fark ettiğimizden beri dünya aslında kımıl kımıl sıkıntı çekiyor. Fakat nasıl çözeceğimiz belli değildi. Şimdi o belli oluyor. Bakın şu anda yaklaşık ikinci haftayı Türkiye'de doldurduk. Birçok ülkede daha uzun süredir evlerden çıkılmıyor. Sokaklar bomboş. Demek ki bizim o kadar harala 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 gürele koşmasak da hayatımız devam edebiliyor. Edebilirmiş. Şimdi bir kere bunu deneyimliyoruz. Yani o deli gibi koşturmak, o deli gibi alışveriş ne demek? Geçen gün bir şey lazım oldu. Bir iki gün önce cüzdanın yerini unutmuşum. Yani o kadar bir şey almıyor, o kadar bir şey yapmıyoruz ki. Bu tabii şu anda ekonomi duracak. Şimdi biz almıyorsak, bu üreticiler durunca o üreticilerde duran işlerden bir sürü işsiz olacak. O zaman biz nasıl para kazanacağız gibi hala sorunları yarattığımız akılla sıkıntı çekiyoruz. Halbuki onlar da değişiyor. Bakın birdenbire nefret sözcükleri, söylemleri ne oldu onlar? Yok oldu. Birdenbire o ona yardım ediyor, bu buna para yolluyor, o ona şunu bağışlıyor. Filantropi bir en önemli değerimiz oldu gibi gibi. Aslında kapitalizmi, yani çokluğu fiilen reddeden, çoktan daha iyiye geçmek üzere fiilen adım atan bir dünya haline geldik. Ben doğrusu bundan çok mutluyum. Peki şimdi eş zamanlı, ya ben şeyi hatırlıyorum, sizin konuşmalarınızdan bir tanesinde ama çok yıllar evvel dijitale geçmeyi beceremeyen şirketler yok olacaktır dediniz. Şimdi mesela dijitale geçmemiş olan şirketler artık an itibariyle hiç yoklar değil mi? Yoklar. Şimdi bakın mesela kriz bitti, hadi artık bitti değil de işte salgın önlendi. Mesela Wuhan'da görüyoruz videolardan. Onlar yendiler 2 hafta önce ya da 10 gün önce. Hayat normale dönüyor diyoruz ama görüyoruz ne kadar normale döndüğünü. Hala işte kademeli kademeli toplu taşıma serbest bırakılıyor filan. Aslında krizden, şeyden, salgın bitiyor dediğimiz gün sokağa çıktığımızda bambaşka bizler olarak çıkacağız. Hep hani böyle hastaneden taburcu olan hasta, hapishaneden salıverilen mahkum, ne bileyim askerlikten terhis edilen asker gibi. Bitti bir dönem ama şimdi ne olacak ve ya hep gene olursa gibi hissedeceğiz. Bir dönem böyle çalkalanarak ilerleyeceğiz. Ama ondan sonra başlayacak şimdi mesela büyük şirketler o batmakta olan küçük ve uzman şirketleri alacaklar. Uzmanlaşamamış, herhangi bir katma değer üretemeyip eski usul uzatmaları oynayan firmalar kapanacaklar. Ne yapacak onun çalışanları? Büyük bir kısmına devletler ve daha zenginler yardım etmek zorunda. Sosyal problemleri önlemek için. Yani bu hani Universal Basic Income ya da işte evrensel gelir, temel gelir gibi bir şeyler söyleniyordu ya. İşte o ve onun türevleri çıkacak. Blockchain sistemine jet gibi geçecek dünya. Ve blockchain sistemiyle bu tip ödentiler yapılıp insanların minimalde makul bir seviyede yaşaması sağlanacak. Onun dışında daha uzgörülü olup daha hala aktif çalışmak isteyenler de
evlerinde küçük esnaflara dönüşecekler adeta. Yani kimisi dijital işler yapacak, dijital işçilik yapacak. Kimisi bayağı fiziksel, konvansiyonel işler yapacak. Yani bir miktar geri gideceğiz. Daha geleneksel işleri tekrar yapmaya başlayacağız. O sırada çok devasa büyüyen yüksek teknoloji şirketleri ve tam dijitalleşenler de yeni sistemleri kurmak için 4.0'a koşturuyor olacaklar. Yani burada dinleyenlerin çoğu iş dünyasından olduğu için bu vereceğim referansı bulup okuyabilirler, inceleyebilirler. Pricewaterhouse'un 4 dünya modeli var 2030 için. Çok kıymetli bir senaryo çalışmasıdır. Onu okurlarsa aslında o 2030 senaryosunda PwC'nin modeline ufak ufak gidiyoruz. Peki şimdi ben hepsini böyle bir dinledim ama hala kendi kişisel gelişimini, planlamasını yapan kişilere bir tavsiye isteyeceğim. Şimdi eskiden hani şey derlerdi şirketlerde, bizim sizinle ilgili şöyle bir kariyer planımız var. İşte şöyle olacak, böyle olacak vesaire. Şimdi kariyer planları biraz askıya alınmadı mı? Gelecek nasıl planlayacağız? Yani henüz daha bilmiyoruz. Şöyle, aslında her zaman bilmiyorduk ve bir şeyler biliyorduk. Yani çok da değişik değil durumumuz. Sadece ona bakışımızla ilgili biraz daha gelişiyoruz. Daha fazla data oluyor elimizde. Daha fazla yaşanmışlık oluyor. Şimdi bunun için de ben çok net olarak T insanlaşmayı öneriyorum. İşte bu kısmı hep açık kalıyordu. Ben son 3-4 senedir kafamı bu T insanlaşmaya adamıştım. Çünkü nedir bu? Biraz açar mısınız? Tabii. T insan dik bacakta bir analoji aslında bu Da Vinci'nin şeyi de var ya hani altın oranı. Şimdi kendini geliştirip bir işe yaramak isteyen, bir işi olsun diye kendini dönüştürmek isteyenlere bir model. Dik bacakta hepimiz bir konuda uzmanlaşacağız. Mesela ben gelecekte uzmanlaşıyorum. Bir tanesi işte ne bileyim bu konferanslarda uzmanlaşmış. Birisi gidecek rüzgar türbününün civatasını da uzmanlaşacak. Birisi hayvanlarla, biri çocukla. Milyonlarca mikro konuda her birimiz bu yeni çalışma modelleriyle uzmanlaşacağız. Bu dik derinlemesine gittikçe gitmeye çalışacağız. Yatay bacakta da onu yaparken öbür bütün konulardan da anlamamız gerekecek. Yani ben gelecekle ilgili bilgilerimi derinleştirmeye, paylaşmaya ve bununla ilgili topluma, insanlara, şirketlere, herkese faydalı olmaya çalışırken mesela gelecekçi diye siz aklıma geliyorsunuz. Sizi işte böyle bir programa davet ediyorum diyor. Bir başka şirket diyor ki gelin bizim işte strateji çalışmamıza katılın. Bu tekstilde olabilir, otomotivde olabilir, eğitimde. Yani yatay bacakta o derinleştiğiniz konunun her şeyin, şöyle aslında söyleyebiliriz, rahmetli Sabancı'nın da çok önemli bir lafıdır bu. Bir şeyin her şeyini, her şeyinde bir şeyini bilmeye çalışacağız. Yani geleceğin her şeyini bilmeye çalışırken dikeyde, yatayda da her şeyin bir şeyinden anlamam gerekiyor ki onun geleceğiyle ilgili çalışma yapabileyim. Bu çok genel olarak insanlara önerdiğim şey, kendi dikeyinizi bulun ve orada deli gibi teknolojiyle asimile olun, teknolojiyi iyice kavrayın. Tasarımcı olarak düşünün. Yani hazır lop modeller, hazır lop ürünler, hizmetler yok. Bunların hepsini tasarımcı bir kafayla, bakışla biz üreteceğiz artık. Yeni dünya sistemine ne yarayacak, ne gerekiyor diye. Ve bunu yaparken de artık hiyerarşik, işte ünvanlar, böyle kutular, silolar, dikeyler filan, neydi, piramitler yok, müdürlükler, şunlar bunlar. Hepimiz uzmanlıklarımıza göre takım oyuncusu olacağız. Yani ben şu anda mesela Blue Chip'in bu projesinin bir takım oyuncusuyum. Siz de öylesiniz. Bu geri planda bize teknik destek veren arkadaşlar da öyle. Her birimiz niye bu takımdayız? Ben gelecekten anlıyorum zannediliyor. Siz iyi bir iletişimcisiniz, böyle bir programı kurgulayıp sürükleyebiliyorsunuz, sunabiliyorsunuz, insanlara daha fazla insana erişebiliyorsunuz. Geri planda
dinleyicilerin duymadığı anda ama büyük emek veren arkadaşlar kimi kayıt yapıyor, kimi işte şey yapıyor, edit yapıyor. Dolayısıyla T'leşmek böyle bir şey. Herkes T'sini bulup bir sürü T bir arada iş yapmayı becermemiz gereken bir dönüşüm dönemindeyiz. Son olarak şunu soracağım, kişisel soru, cevap vermeyebilirsiniz. Heyecanlı mısınız? Çok. Hem de çok. Ve çok çok umutluyum. Yani bu demek değil ki olumsuz senaryoları göremiyorum. Böyle bir saftirik halim var. Onlara kafam basmıyor, anlayamıyorum. Hiç öyle bir şey yok. Aksine eğer hakikaten bu yapılması gerekenleri yapmazsak ne olabileceğini çok iyi anladığım ve algılayabildiğim için bu kadar heyecanlı ve coşkuluyum. Aman ha artık hani daha ne kadar atlayacağız? Çünkü daha kapıda bir sürü başka sorun bekliyor. Depremler var, çevre sorunları var. Şimdi bu krizin getireceği artçılar var, daha sonrakiler var. Onun için heyecanla, coşkuyla biz bunların üstesinden geliriz insanlık olarak. Hala şansımız var modundayım. Vallahi ne güzel böyle güzel mesajlarla kapatmak. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bambaşka bir bakış açısı. Gerçekten bambaşka bir bakış açısı. Ama umudumuz içimizde ve gerçekten heyecanlı olmalıyız. Süper ve benim sloganla bitirelim mi? Olur. Gelecek, güzel gelecek. Her şeye rağmen. Güzel gelecek her şeye rağmen. Ufuk Taran bizlerle beraberdi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Blue Chip Home Club üyeleri, sizler de bu podcast'i bugün dinlediğiniz için.